Bütün dünyanın bildiği gibi Suriye halkı Esad rejiminin vahşeti altında acı çekiyordu ve Esad rejimi uluslararası hukuku hiçe sayarak kimyasal silahlar kullanmıştır ve kadınları, çocukları ve masumları katletmiştir. Biz ve müttefiklerimiz bu insanlık suçlarını kabul edilemez buluyoruz ve anayasanın ikinci maddesi uyarınca ABD Başkanı ulusal çıkarları korumak için, hayati ulusal çıkarlarını korumak için Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasının engellenmesi için saldırı emri vermiştir. Geçen yıl sivillere yönelik bir kimyasal saldırı sonrasında kimyasal silahların engellenmesi için bu silahların geldiği üssü hedef almıştık ve ABD Başkanı Trump müttefiklerimizle birlikte Suriye rejiminin kimyasal silah geliştirme ve üretim kapasitelerini hedef alma emri vermiştir. Bu gece Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere Suriye'nin kimyasal altyapısını vurmak için operasyon başlatmışlardır. Başka bir kimyasal saldırısı gerçekleştirilmemesi için bu konuda adım atılmıştır. DAEŞ'i yenilgiye uğratmak için bir araya gelmiş 70 ülke koalisyon üyesi, bu ülkeler DAEŞ'i yenmek için kararlılıklarını sürdürmektedir. Bugünkü saldırı kimyasal silahların hiçbir surette kullanılmasının engellenmesi için gerçekleştirilmiş, uluslararası hukukun çiğnenmesinin engellenmesi için gerçekleştirilmiştir. Altını çiziyorum, bu saldırılar Suriye rejimine karşı yapılmıştır ve sivil ve yabancı kayıpları engellemek için her türlü adım atılmıştır. Ancak tüm medeni ulusların acil bir şekilde bir araya gelmesi gerekmektedir. Suriye'deki iç savaşı sona erdirmek için Cenevre barış süreci çerçevesinde ABD ve müttefikleriyle işbirliği yapması gerekmektedir. Kimyasal silahların kullanılmasının engellenmesi yolundaki Cenevre Anlaşması uyarınca bütün ülkelerin Suriye rejimini kınamasını ve kimyasal silahların bir kez daha kullanılmasını engellemek için bir araya gelmesini, işbirliği yapmasını istiyoruz. General Dunford şimdi bilgi verecek askeri olarak.